Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hücreye devam edeceğiz. Şimdi ökaryotik bir hücrenin yapısında neler var? Bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce şöyle diyelim. Ökaryotik bir hücrenin yapısında dışarıdan içeriye doğru hangi yapılar var? Bunlara bakalım. Daha sonra ise bunların hepsini teker teker işleyelim. Şimdi şuraya yazalım. Ökaryotik bir hücrenin yapısında. Ökaryotik bir hücrenin yapısında. Yapısında dıştan içe doğru arkadaşlar birinci sırada hücre zarı daha sonrası sitoplazma ve organeller en iç kısımda ise çekirdek bulunur. Şimdi biz hücre zarından başlayacağız. O yüzden şuraya bir şekli biraz yukarıdan çizmişim ama şuraya sıkıştırırız. Şöyle bir hücre zarı demek istiyorum. Hücre zarı. Hücre zarının yapısından, işte özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar ilk önce hücre zarının yapısından bahsedelim. Hücre zarı çift sıra fosfolipid tabakasından oluşmuştur. Bu tabakanın üstünde bulunan proteinler, glikoz ve yağ moleküllerinden oluşmuştur. Şöyle isterseniz üstünde gösterelim hangi kısımların bulunduğunu. Bakın şurada sarıyla boyadıklarım yani şu iki kısım neyi oluşturuyor? Fosfolipid tabakasını. Fosfolipid tabakası. Hatırlayın size yağlarda fosfolipidleri anlatırken dedik ki suyu seven ve suyu sevmeyen kısımları vardır. Suyu seven kısımlar hücrenin dışına ve içine, suyu sevmeyen kısımlar ise birbirine bakar. Bakın suyu seven kısımlar şu sarıyla boyadığım yuvarlak kısımlardır. Suyu sevmeyen kısımlar ise şu ortada bulunan hani bacak gibi görünen yapılardır. Bunlar birbirine bakarak buralardan su geçişi engellenmiş olur. Böylece yapısında herhangi bir bozulma meydana gelmez. Peki diğer kısımlar nedir? Eğer ki bir hayvan hücresinin zarını düşünüyorsak ki bu bir hayvan hücresinin zarıdır. Şurada bulunan yapıya biz kolesterol diyoruz. Kolesterol neydi? Bu da bir yağ çeşidiydi. Bir steroid çeşidiydi arkadaşlar. Hücre zarının geçirgenliğini artırıyordu. Gelelim şuraya. Bakın burada bir protein molekülü vardır. Şu yapı bir proteindir. Bu da bir glikozdur. Glikoz molekülü. İkisi bir araya geldiği zaman oluşan yapıya biz glikoprotein diyoruz. Glikoprotein. İkisi bir araya gelince oluşturduğu yapıdır. Daha sonra gelelim şuradaki yapıya. Bakın yağ tabakasına direkt olarak glikoz molekülü bağlanmış. Biz bu yapıya da fosfolipid tabakası. Glikolipid tabakası diyoruz. Glikolipid tabakası diyoruz arkadaşlar. Gelelim. Bu da aynı şekilde glikoproteindir. Hani iki tane çizmek istedim. Gelelim buradaki proteinlere. Bakın şurada kanal şeklinde açılmış olan protein kanal proteinidir. Kanal proteini. Şuradaki yapı ise taşıyıcı proteindir. Taşıyıcı protein. Bunların hepsi taşımada, hücre zarından maddelerin geçişinde görevli olan yapılardır, proteinlerdir. Özellikle glikoproteinler hücreye girecek olan moleküllerin tanınmasını sağlarlar arkadaşlar. Birazdan onların özelliklerini de yazacağım. O zaman hücre zarı için şunu söyleyebiliriz. Hemen yazalım alt tarafına. Şöyle yazalım. Çift sıralı fosfolipid tabakasından oluşur. Arkadaşlar hücre zarı canlıdır ve seçici geçirgendir. Bunu kesinlikle unutmayalım. Canlıdır, seçici geçirgendir. Ne demek seçici geçirgen? Bazı moleküller var. Mesela birazdan söyleyeceğiz. Glikoprotein, işte glikolipid gibi moleküller. Bunlar ne yapıyorlar? Maddeleri tanıyarak geçebilecek olanları seçip geçemeyecek olanları ayırıyorlar arkadaşlar. Böylece seçici geçirgen özellik sağlıyorlar. Canlıdır, seçici geçirgendir dedik. Çift sıralı fosfolipid tabakasından oluşur dedik. Şimdi
Gelelim şurada glikoproteinlerin görevini yazmak istiyorum. Arkadaşlar glikoproteinin görevine baktığımız zaman hücre zarından geçecek olan maddeleri tanır. Hücre zarından geçecek olan maddeleri tanır. Maddeleri tanır. Ayrıca bir diğer özelliği daha var glikoproteinin. Reseptör görevi görür. Zaten reseptör neydi? Algılayıcı yapıydı. O zaman glikoprotein neymiş? Reseptör, yani algılayıcı bir yapıymış. Reseptör, parantez içerisinde algılayıcı diyorum. Reseptör görevi görür. Evet, glikoproteinle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Şimdi hücre zarının genel yapısı bu şekilde. Arkadaşlar ne dedik? Hücre zarından madde geçişleri sağlanır dedik. Şimdi bu madde geçişlerine bakalım. Hücre zarından madde geçişlerini ilk önce size bir tablo halinde vermek istiyorum. Daha sonra arkadaşlar detaylarını işleyeceğiz. O zaman şuraya küçük bir başlık yazalım. Bu sayfada bulunsun bu da. Hücre zarından madde geçişleri diyelim ve bir tablo yapalım. Hücre zarından madde geçişleri. İki şekilde ayırıyoruz biz hücre zarından madde geçişlerini. Bir küçük moleküllerin geçişi, bir de büyük moleküllerin geçişi arkadaşlar. O yüzden şöyle diyorum. Küçük moleküller için, bir de şurayı da büyük moleküller için diyelim. Büyük moleküller için. Şimdi küçük moleküller için diyoruz. Peki bu küçük moleküller neler? Hücre zarından geçebilecek büyüklükte olanlardır. Nedir bunlar? Parantez içerisinde birkaç tane küçük molekül yazalım. Mesela su, glikoz, steroid. İşte monomer diyoruz arkadaşlar genel olarak. Yani küçük moleküller, bileşenlerin, temel bileşenlerin yapı taşları. Glikoz, fruktoz, galaktoz, daha sonra amino asitler, yağ asidi gibi moleküller. Bunlar nedir? Hepsi küçük moleküllerdir. Ve bunlar birazdan yazacağım şekillerde taşınabiliyorlar. İyonlar diyelim. İyonlar, atomlar. Bunlar nedir arkadaşlar? Bizim küçük moleküllerimizdir. Peki büyük moleküllere gelelim. Bunlar nedir? Bunlar hücre zarından geçemeyecek olanlardır. Mesela disakkaritler. Disakkaritler. Yani iki şekerli olanlar. Veya polisakkaritler. Polisakkarit neydi? Glikojen, nişasta, selüloz, kitin gibi moleküller. Daha sonra proteinler. Protein, enzim. Bunlar gibi arkadaşlar büyük moleküllü yapılarda hücre zarından geçemedikleri için farklı bir yöntemle geçiş sağlayacaklar. Şimdi gelelim o zaman küçük moleküller için taşınma nasıl gerçekleşiyor bakalım. Küçük moleküller için taşınmayı biz kendi içerisinde yine ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Pasif taşıma. Pasif taşıma. Ve aktif taşıma. Aktif taşıma. Pasif taşıma kendi içerisinde ayrılır ama aktif taşıma ayrılmaz arkadaşlar. Pasif taşımayı ikiye arıyoruz. Difüzyon ve ozmoz. Difüzyon ve ozmoz. Patatesçimiz geçsin sonra devam edelim. Evet. Patatesçi geçti arkadaşlar. Arada oluyor böyle. Videoyu kesiyorum, durduruyorum. Daha sonra devam ediyoruz. Şimdi geçelim. Büyük moleküller için madde taşınmasına, o da ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi endositoz. Diğeri de egzositoz. Egzositoz. Endositoz da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Fagositoz ve pinositoz. Şimdi size çok yabancı kelimeler gibi gelebilir ama sürekli tekrar ettikçe aklımızda kalacak, kazınacak aklımıza. Evet, ilk önce küçük moleküller için madde taşınmasından başlayalım. Daha sonra büyük moleküllere geçiş yaparız arkadaşlar. Şöyle sayfayı değiştiriyorum. Şuraya başlık olarak küçük moleküller diyelim. Yine tablo halinde anlatacağım ben. Küçük moleküller. Ne demiştik? İkiye ayırmıştık, değil mi? Küçük moleküllerin geçişi. Bir pasif taşıma dedik.
Bir de aktif taşıma dedik. Arkadaşlar ilk önce pasif taşımayla aktif taşımayı karşılaştıralım. Bu sayede aktif taşımayı da anlatmış oluruz. Sonra pasif taşımanın alt kısımlarına girelim. Şimdi pasif taşıma nedir? Ne demektir? Pasif taşıma şu. Çok yoğun olan maddelerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru taşınmasıdır arkadaşlar. Maddelerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama taşınmasıdır, geçişidir. O zaman şöyle tanımını yapalım. Maddelerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama yayılmasıdır. Evet, pasif taşıma bu şekilde. Pasif taşımanın tanımı bu. Aktif taşımada ise tam tersi bir durum var. Bakın pasif taşıma neyse tam tersini aktif taşımaya yazacağız. Aktif taşımada maddeler az yoğun oldukları veya eş yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları yere doğru taşınıyorlar arkadaşlar. O zaman aktif taşıma için şunu yazıyoruz. Maddelerin az yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları ortama taşınmasıdır. Evet, aktif taşımanın tanımı da bu şekilde. Pasif taşımada enerji harcanmaz. Zaten adı üstünde pasif gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ATP harcanmaz. Yani enerji yok. Ama aktif taşımada enerji harcanır. ATP harcanır. Arkadaşlar pasif taşımada enzim ve taşıyıcı protein kullanılmaz ama aktif taşımada kullanılır. O zaman şöyle diyelim. Enzim ve taşıyıcı protein kullanılmaz. Bu arada bu taşıyıcı protein kullanılmaz diyoruz. Bunun bir istisnası var. Onu difüzyonda söyleyeceğim istisnasını. Ama genel olarak kullanılmaz olarak alıyoruz. Kullanılmaz. Aktif taşımada ne dedik? Enzim ve taşıyıcı protein kullanılır. Arkadaşlar pasif taşımada dediğimiz gibi maddeler çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru yayılıyorlar. ATP harcanmıyor. Enzim ve taşıyıcı protein kullanılmıyor. Aktif taşımada ise tam tersidir. Maddeler az yoğun oldukları yerden çok yoğun oldukları yere doğru taşınıyorlar. ATP harcanıyor. Enzim ve taşıyıcı protein kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi pasif taşımada ortamın canlı ya da cansız olması fark etmez. Çünkü ATP harcanmıyor. Ama aktif taşımada ortam kesinlikle canlı olmalıdır. Bunu unutmayalım. Şöyle diyelim. Canlı ya da cansız ortamda gerçekleşir. Aktif taşıma için ne diyoruz? Sadece canlı ortamda. Yani biz dış ortamda aktif taşıma yapamıyoruz arkadaşlar. Mutlaka hücrenin içerisinde olması gerekiyor. Yani hücre zarından gerçekleşmesi, canlı bir hücre zarından gerçekleşmesi gerekiyor. Pasif taşımada ortam fark etmiyor. Canlı ya da cansız olabilir çünkü enerji harcamıyor. Aktif taşıma ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Pasif taşımaya geldiğimizde pasif taşımada ikiye ayıracağız arkadaşlar. Bunları anlatacağız. Şöyle diyelim. İkiye ayrılır. Şöyle bir difüzyon. İki ozmoz. Evet. Ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir dahaki videoda difüzyonu ve ozmozu aynı videoda birlikte anlatmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoda difüzyon ve ozmozda görüşmek üzere. Hoşça kalın.